Bugün çekimdeydim. Çekimde gün boyu telefonumu kurcaladım. Yani şeye bak. 07.07.2021 tarihinde Sony kamera duyuracağını söylemişti. Kendi Instagram sayfasında, internet sitesinde paylaşmıştı. Ben de bu kamerayı gün içerisinde sık sık merak ettim. Çünkü ben söylentilerin aksine çıkan kameranın ciddi böyle taş gibi 10 bit çeken işte full frame gibi bir kamera olacağını düşünmüştüm. Neden bunu düşünmüştüm? 07.07 tarihinde çıksa A7 serisine bir kamera çıkacaktır tahmininde bulunmuştum. Muhtemelen dedim rumor siteleri yanılacak. Duyuru yapılmadı, ertelendi. Niye ertelendi, neden ertelendi? Bu konuya dair pek bir fikrim yok. Sadece tahminim var. O da fikir zaten. Yaşadığımız süreçte işte pandemidir, koronasıdır, gümrükler falan filan derken muhtemelen teknik bir aksaklık olmuştur. Diğer işte teknoloji kanallarında dinlediğimiz haberler, çip üretimlerinde sıkıntılar falan filan. Bunlara az çok hakim olanlarınız vardır. Arkadaş bir kayda gireyim dedim. Yukarıdan uçak geçiyor, arkamdan motor geçiyor. Şuradan demin önümden kamyonet geçti. Burada havuz. Ya ben havuzun sesini seviyorum bu arada. Hani birçoğunuz bazen dip ses zannedip işte yorumlarda dip sesi temizleseydin keşke, yaka mikrofonu kullansaydın keşke diyor. Fakat ben bu havuzun sesini sevdiğim için, böyle bir rahatlık, huzur verdiği için burada konuşma yapıyorum. Daha sessiz bir yer bulamaz mıydım? Bulurdum. Neyse, o başka konu. Şimdi ben biraz önce saydığım sebeplerden dolayı ZV-E10 modelinin ertelendiğini düşünüyorum. Fakat bu videoyu çekmeye gereği duydum. Neden? Çünkü rumor sitelerinde çok fazla söylenti çıkıyor, biliyorsunuz zaten. Rumor, söylenti demek. Ben de bu söylentinin, rumor ne kadar doğru olacağını hep beraber görelim diye böyle bir video çekiyorum. Kamera duyurulduğu zaman burada söylediğimiz, konuştuğumuz şeylerin ne kadar doğru çıktığını, ne kadar gerçek çıktığını hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bunun için de tabii ki ne yapmanız lazım? Kanala abone olmanız lazım. Ben ZV-1 modelini çok beğenmiştim. Sony ZV-1'e yaptığım inceleme şu anda birkaç aylık videoları geçip en tepe noktaya yerleşti. Şu an en çok izlenen videom Sony ZV-1 incelemem. Ben buna şaşkın mıyım? Bayağı bir şaşkınım. X-T4 videom var çünkü, Canon R5 videom var, R6 videom var. Yani bunlar daha popüler kameralar olduğunu düşünürken ZV-1 arkadan geldi. Hepsini geçti, zirveye oturdu. Neden? Abi kamera basit ve günümüzde herkes içerik üretimine yöneldi. YouTube'a bir şeyler çekeyim, Twitch'e bir şeyler çekeyim, işte TikTok'a bir şeyler çekeyim gibi düşüncelerde olduğu için ZV-1'in bu kadar popüler bir hale geldiğini düşünüyorum. Kaldı ki ülkemizin durumu, ekonomik durumu ortada. Ben bu konuda çok fazla bir şey söylemeyeyim. Zaten yaşayıp hep beraber görüyoruz. Bu simülasyonun hepimiz içindeyiz. Fakat ZV-1 ucuz, ulaşılabilir bir kamera. Lensi üzerinde, kendi lensiyle beraber gelen bir kamera. Çok fazla teknik bilgiye sahip olmana gerek yok. Hemen işte ürün çekim modu, hop ürün netliyor. Yüzü takip ediyor. Alan derinliği butonu var üstünde. Basıyorsun, alan derinliği yapıyor. Fakat bunların üstüne ne eklenebilir diye videonun en sonunda konuşmuştuk ve ne demiştim? Sensörü belki APS-C olabilir. Bir tek bunu eleştirmiştim ben. Ve ne oldu? Sensörü APS-C oldu. Zaten bu tahmin ediliyordu. Ben de o tahminlerden yola çıkarak böyle bir şey söyledim. Ama benim için birinci sensör de gayet yeterli, keyifliydi. Sensör büyüdü demişken, sensörün büyümesinin nasıl bir avantajı var? Bilmeyenler için ufak birkaç tane avantajından, dezavantajından bahsedeyim. Uçak geçiyor yine. ISO performansı ciddi şekilde artar. Arkadaşlar, ISO performansı dediğim şey sensör boyutuyla çok ilgili bir durum. Sensör boyutu büyüdükçe ISO performansı daha iyi bir şekilde yükselir. Mesela benim, atıyorum, en temiz görüntüyü ben 1600 ISO'da alıyorsam Sony ZV-1'de 800 ISO'da alır. Belki hani 400'de alırım, belki 500 var mıydı lan? Ara değerlerde alırım belki, 640 ISO'da alırım belki, ama işte bunda 3200 ISO'da aldığın temiz görüntüyü ZV-1'de 1000 ISO'da, 1200 ISO'da alırım. Böyle ciddi bir farkımız var. Yani gece daha rahat bir şekilde video çekmenizi sağlar büyük sensör. APS-C sensörün bir diğer avantajı alan derinliği. Hani arka plan flu diyoruz ya, işte alan derinliğini daha temiz bir şekilde APS-C sensörle yapabilirsiniz. Bir diğer farkı ZV-E10 modelinde arkadaşlar pili büyütmüşler. Pili büyütmüşler. Ben fotoğraflardan baktığım kadarıyla, bu konuda net bir açıklama yok, net bir rumor söylenti yok. Fakat fotoğraflardan baktığım kadarıyla NPFV50 pil kullanıldığını düşünüyorum. Yani boyut itibariyle ona yakın duruyor. 6500, 6400, 6300, 6100 ve 6000 modellerinde kullanılan bataryayla aynı. Gayet başarılı bir batarya. Fakat body büyüdü abi. Body büyüdü yani, anladın mı? Bir taraftan şöyle de düşünebilirim. Ben şu koca shotgun mikrofonu kameramın üzerine taktığım zaman zaten body büyümüş oluyor. Zaten cebe giremez bir hale gelmiş oluyor. Yani ne farkı var? Body büyükmüş, body küçükmüş. Ben bu shotgun'a taktığım zaman her kamera büyük. Telefon da cebime girmiyor. Yani telefona taktığım zaman da telefon da büyük oluyor. O konuda bir kendimle düşünürken çelişkiye düşüyorum. Onun haricinde şöyle de bir şey var. Sensörü değişebilir hale gelmiş. Changeable
lens haline gelmiş makine. Yani burada Sony tüm eleştirileri dinlemiş ya. Hepsine tek tek cevap veren bir makine çıkarmış. Pili çabuk bitiyor diyenler için pili büyütmüş. 24-70 lensini sevmeyenler için changeable, değişebilir lens yapmış. Ve bu makineyi 16-50-3.5-5.6 lens, yani kit lensle birlikte çıkarıyor. Ben body olarak alırım muhtemelen alacak olursam. Çünkü bende hayvan gibi lens var. Muhteşem lensler var. Kendi lenslerimi takmayı tercih ederim. 16-1.4 lensim var. Onu takmayı tercih ederim. Fakat 16 milim bir lens APS-C sensör takıldığı zaman 24 milime tekabül ediyor. Yani bu noktada belki Tamron'un yeni çıkarmış olduğu 11-20 f/2.8 lensi tercih edebilirsiniz. Yani 11-20 f/2.8 ile birlikte var ya APS-C sensörlü bir makine tamamen vlog canavarına dönüşecektir. 11 milim ne yapıyor? Böl 2'ye 5.5. Topla 16.5. 16 milimde ne dedik? 24'e tekabül ediyor dedik. 16 milimlere, 24 milimlere, 11-20 gayet güzel bir lens olacaktır. Fakat 11-20'nin üzerinde power zoom yok. Benim power zoom'u kullanma sebebim, birçoğunuz bu görüntüyü, bu videoları belki televizyonda izliyorsunuz. Ben 4K'dan zoom out yaparsam kalite kaybı yaşarım. Kalite kaybı yaşamak kesinlikle istemiyorum. 4K'yı ben olduğu gibi böyle löp diye televizyona, ekrana, monitöre getirmek istiyorum. Bu yüzden power zoom güzel. Kendi çıkarmış olduğu kit lens 16-50'de muhtemelen %90 power zoom özelliği var. Benim gördüğüm lensle beraber çıkacaksa eğer, şuraya gelen, buraya mı? Buraya gelen lensle birlikte çıkacaksa eğer power zoom özelliği var. F3.5'te alacağınız diyafram değerini 1 inç sensörde muhtemelen 2-2.8 civarında bir diyafram değeriyle aynı alan derinliği olacaktır. Hatta 1.8'de bile aynı olabilir. Gelsin birebir testini yapacağım. Sensör boyutu ve alan derinliği testi. Hadi bakalım. Çok güzel bir içerik olacak ya. Harbiden. İyi fikir. Birden aklıma geldi ha. Pil dedik. Sensör boyutu dedik. Alan derinliği dedik. ISO başarımı dedik. Ne kaldı? Çok değişik bir bilgi aklıma geldi. Bak arkadaşlar, gerçekten sıkı takipçiler şu an çok ekstrem bir bilgiye sahip olacaklar. Sony users'lar, Sony kullanıcıları. Bakın aynı anda hem fotoğraf çekiyorsun hem video çekiyorsun kameranda. Sony kameranda aynı anda fotoğraf ve video çekerken fotoğraflarım natural renk modunda çıksın. Fakat videom log profilde çıksın. Seçeneğini yapmak istersen ne yapman gerekiyor? Tık tık tekeri çevirip çevirip mod değiştirmen gerekiyor. Kamerayı sessiz moda aldığın zaman fotoğraf çekerken log profilde fotoğraf çekmiyor Sony kameralarda. Bunu birçoğunuz kötü bir şey olarak görebilirsiniz. Ben bunu tiyatro çekerken fark etmiştim. Kamerayı sessize almam gerekiyordu. Kamerayı sessize aldım abi. Log renk profildeydi. Cine 4'teydi kamera. Fotoğraf çekiyorum, normal çıkıyor. Fotoğraf çekiyorum, normal çıkıyor. Allah Allah dedim. Bir baktım, fotoğraf çekerken Cine 4'te fotoğraf çekemiyormuşum. Kötü bir şey mi? Hayır. Burada bir açık var. Aldın kamerayı. Burada bir açık var arkadaşlar. Hem kullanım kolaylığı, bunu bilerek mi yaptılar, bilmeyerek mi yaptılar bilmiyorum. Bilerek yapılmış bir şeye çok fazla benzemiyor. Hata gibi duruyor ama benim çok hoşuma giden bir hata. İlerleyen günlerde zaten havuz çekimi yapacağım mesela. Havuz çekiminde ben aynı anda fotoğraf ve video çekmem gerekiyor. Fotoğraf çekiyorum, tık tık video çekiyorum aralarda. Videoların hepsi Cine 4 olsun, fotoğrafların hepsi normal renk modunda olsun istiyorum. Kamerayı alıyorum abi sessiz moda. Fotoğraflarım normal renk modunda oluyor. Videolarım Cine 4 çıkıyor. Deneyin görün. Benden size tavsiye. Çok yani sessiz denklanşör modunda böyle bir işlev mi diyeyim yani, kullanım kolaylığı kazanması makinenin ilginç, enteresan. Ben de rastgele denk geldim. Eğer bu özelliği anlamayanlar varsa yorumlarda yazsın, yardımcı olmaya çalışırım. Daha da anlamayan olursa ne yapayım, üstüne videomu çekeyim. Sony kameralarla ilgili 10 ipucu. Güzel içerik. Bu konuya nereden geldik? Log diyorduk, evet. Şimdi muhtemelen Sony ZV-E10 modelinde Cine 4, Cine 3 renk profilleri de S-Log 3 renk profili dahil olmuş olacak. Çünkü sensör boyutu dinamik aralığı etkileyen bir olay. Muhtemelen yeni sensörle birlikte benim en çok sevdiğim renk profili olan Cine 4 renk profili de eklenecektir diye düşünüyorum. Ve S-Log'da gelecektir. Ama body'nin üzerine 3 tane buton gelmiş arkadaşlar. Yani böyle buton değil de kaydırmalı, böyle tık tık tık, ne denir ona. Neyse, fotoğrafını şuraya ekliyorum. Bu tuş sayesinde özellikler arasında video, fotoğraf, S ve Q modu olmak üzere bir tuşla, bir tuş yardımıyla geçiş yapabileceksiniz. Yani bu içerik üreticilerine gerçekten sağlanmış büyük bir ayrıcalık. Gerçekten biraz önce de söylediğim gibi zaten Sony tüm eleştirileri dikkate almış arkadaşlar. Demiş ki sen bunu mu istiyorsun? Tamam, pili büyüttüm. Sensör değişti. Lens artık değişebilir. Dar mı geldi? Değiştir. Yeni lens tak.
Her şeyi dinlemiş. Çok enteresan bir makineyle karşı karşıyayız. Fakat dinlemediği tek bir şey var. Benim de şaşkınlığa uğradığım 10 bit yok. Ama bu makinede 10 bit olması gerekli miydi diye kendi kendime sorduğum zaman ben zaten 10 biti çok fazla gerekli gören bir insan olmadığım için olsa da olur, olmasa da olur diyerek geçtim. Fakat bekleyenleri, isteyenleri çok. Bunun duyumunu da isimsiz bir kaynaktan aldım. Önümüzdeki aylarda 10 bit bir APS-C kamera çıkacağı söyleniyor. Yine söyleniyor diyorum. Bak elçiden zeval olmaz. Ben söylüyorum. Böyle böyle bir şey varmış diyorum. Olursa olur, olmazsa bana sormayın. Benim ZV1 inceleme videom arkadaşlar. Hepinizin göreceği üzere videolarımdan yani en çok izlenen videom şu an. Tüm videoları geçti. Çoğu kişi artık, çoğu kullanıcı öyle çok profesyonel bir kameram olsun istemiyor. Yani profesyonel bir görüntüye sahip olsun. Çok pahalı olmasın. Ben lensimi değiştirmekle uğraşmayayım. Alayım abi kamerayı. Aldım. Kamerayı aldım elime. Kamera çekimi hazır. Açtım. Tıp kayıttayım. Birçok kullanıcı artık bunu istiyor. Ve ZV-1 bunların hepsini karşılıyordu. Şimdi belki bu açıdan düşündüğümüz zaman ZV-E10 modeli değişebilir. Lensiyle belki bir tık kafa karışıklığına yol açabilir. Fakat 16-50, 3.5-5.6 lensle birlikte geldiği için de aslında adam diyor ki yani ben sana lensle birlikte veriyorum kardeşim. Al. Yine aynı aslında. Hani istersen değiştirme, istersen de Tamron 11-20'yi tak. Yani tercih sana kalmış diyor. Burada böyle bir güzellik var. İstersen değiştirirsin. İstemezsen yine aynı şekilde ZV-1 modelindeki lens skalasında yani 24-75 lens aralığındaki power zoom lensi devam et. Tercih senin. Bu güzel bir seçenek. Ama body olarak satacaklar mı bilmiyorum. Body olarak satışa çıkmayacakmış gibi duruyor. Sürekli çünkü kit lensle birlikte satılacağından bahsediyorlar. Tek başına body olarak satılacakmış gibi gelmedi bana. Emin değilim. Ben makineyi beğendim. Makinenin beni heyecanlandırma puanına gelirsek böyle 10 üzerinden 6 diyebilirim. Boyutu büyüdü diye bir tek biraz hayal kırıklığına uğradım. 10 bit başka böyle 6600'ün rakibi bir APS-C çıkmasını bekliyordum ben. Söylentilerin aksine 07.07 tarihinde A7 serisinde bir kamera çıkacağını da düşünmüştüm. Ama olmadı. ZV-E10 modeli geldi. ZV-1 modelini ne kadar beğendiysem ZV-E10 modelinde bir o kadar beğendim. Yani özellikler açısından beğendim. Sensörün özellikleri 6600 ile birebir aynı. Full HD'de işte 100p var. 4K 25, 4K 30 NTSC PAL seçeneğine göre değişen kare değerlerimiz var. ZV-E10 modelinde Type-C girişi var arkadaşlar. Ben var ya sırf ZV-E10 modelini düşünecek olursam Type-C girişi yüzünden düşünürüm. Yoksa teknik olarak ortalama yani pil boyutunu geçersen 6600 ile hemen hemen aynı kafa kafaya bir makine. Fakat Type-C girişi ne demek biliyor musun? Şimdi FX3, A7 S3 ve A7 3'te bulunan Type-C girişi çok aşırı şekilde pili hızlı şarj ettiği söyleniyor. Benim arkadaşlarım, kullanan arkadaşlar söylüyor. Ben bunun birebir testini yapmadım fakat micro USB girişinden bu kamera çok yavaş şarj oluyor. Yani ben çekimdeyim, atıyorum pilim %30'a geldi. Günün ortasındayız artık, pil %50'de. Oturduğumda yemekte pili şarjı takayım desem işte yarım saat, bir saat %60'a kadar, %50'den %60'a kadar anca şarj olur. Fakat Type-C'nin çok hızlı şekilde şarj ettiği söyleniyor. Onun bir testini yapmak isterim. Type-C girişiyle görüntü aktarımı ne kadar hızlı onu bilmiyorum. Çünkü bu da önemli. Birçok güncel dizüstü bilgisayarda, dizüstü laptopta SD kart girişi yok. Kullanım kolaylığı. Type-C girişinden de bilgisayara bağladığın andan itibaren kamerayı webcam olarak kullanabiliyorsun. Zaten şu anda da kullanabiliyoruz. Sony kameralara son gelen güncellemeden sonra tüm Sony kameraları zaten webcam olarak kullanabiliyoruz. Direkt Type-C'den bilgisayara bağladığınız anda yayına hazır demişler. Bunun anlamını ben tam olarak çözemedim. Yani zaten bu kamerada 6600 de hazır. ZV-E10 nasıl bir hazırlıkta olacak bilmiyorum. Hani Twitch'e mi girecek? Direkt işte sana yayıncı mı getirecek? Abone mi getirecek? Bilmiyorum artık. Orasını bekleyip göreceğiz. ZV-E10'a. Evet arkadaşlar, ilerleyen günlerde çok güzel bir moda çekimi yapacağım. Sürpriz bir moda fotoğrafçısı ile birlikte. Onun haricinde 17 günlük bir havuz çekimimiz var. Onur'u gelecek asistan olarak beraber yapacağız. 17 günde 17 tane havuz çekeceğiz. Bu havuzların her birinin su altı, su üstü drone çekimi yapacağız. Hem fotoğraf hem video çekeceğim. Orada fotoğraf konusuna da biraz değineceğim. Video konusuna da değineceğim. Suyun altını nasıl çektiğimi göreceksiniz. İşin mesleki sırlarını size biraz vereceğim. Siz de bilin. Benim bildiklerimi siz de öğrenin istiyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hangi firmaya çekim yapacağımı da bu arada Instagram'dan beni takip edenler biliyor. ZV-E10 incelemesinde umarım Türkiye'de ilk olarak bu kanalda biz gerçekleştiririz arkadaşlar diyorum ve İstiklal Marşı kapanış.
Çantamda bir tane daha dursun. Hadi şu da hani yedek olsun. 6600 muadili olarak. Yani böyle şehirler arası çekimlere gidiyoruz mesela. Bodrum'a çekime gidiyoruz. Antalya'ya gidiyorsun işte. Çorum'a fabrika çekimine gittiğin oluyor. Orada makinenin başına ne geleceği belli değil. Çantada bir tane daha yedek bir body dursun dersen. Bence ZV-E10 öyle durabilir. Onun haricinde zaten vlog için taş gibi bir kamera. Taş maşallah. Bu arada ilerleyen günlerde şöyle bir video içeriği daha var aklımda. İstiklal Marşı ve Kapanış dedik ama aklıma geliyor söylüyorum. Laptoplarda, video editörlerini alabileceği laptoplarda çok büyük kafa karışıklıkları var. Bunu bazı forumlarda gördüm. Onunla ilgili bir içerik yapacağım. Ekran konusunda ileri düzeyde hakimim ben çünkü. Yani işte Adobe RGB renk skalasına ne kadar hakim, RGB skalaya ne kadar hakim, DJIP3 renk gamutuna ne kadar hakim. Bu modların hepsini size bir bir açıklayacağım. Video edit için laptop alma rehberi gibi bir video hazırlamayı düşünüyorum. Teknoloji kanallarına doğru evirmeyeceğim kanalı, öyle bir niyetim yok. Ama video ve fotoğraf editörünün alabileceği işte 10 laptop. Ekran doğruluğu, ekran kalibrasyonu en yüksek 10 laptop gibi bir içerik yapma düşüncem var. Fakat fiyatları çok makul değil. Üzülerek söylüyorum. Neyse bir daha kapanış. Tekrar. Abone olun da unutmayın. Videolar çıktığında abone olun da şey yapın, oradan görürsünüz neler geliyor neler gidiyor. Hadi bay bay.